İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP döneminde ortaya çıkan bir rant başlığı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu çalışmayı yapmış ve AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imza attığı projelerle şirketlere güncel kurla, bakın güncel kurla 84 milyar 678 milyon 372 bin 715 dolar rant sağlandığı ortaya çıkmış. Bu rakam ranta ayrılan bir bütçe. Bunun altı çiziliyor. TOKİ'nin 18 yıllık kentsel dönüşüm faaliyetlerinin de 8 katına denk geliyor. 85 milyarlık o rakam. Biz bu şehrin kıymetini bilmedik. Biz bu şehre ihanet ettik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yıllık araştırması sonuçlandı. AKP döneminde imza atılan 130 inşaat projesinde toplam 1 trilyon 486 milyar 900 milyon 741 bin 243 lira rant yaratıldığı ortaya çıktı. Biz size aşığız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı AKP dönemindeki büyük ölçekli 130 inşaat projesini masaya yatırdı. Ortaya çıkan sonuçlara göre AKP döneminde imza atılan projelerle toplam 1 trilyon 486 milyar 900 milyon 741 bin 243 lira rant yaratıldı. Yani güncel kura göre 84 milyar 678 milyon 372 bin 715 dolar. Biz bu şehre ihanet ettik. Bu meblağ İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 bütçesinin 21 katına denk. Ranta ayrılan bütçe TOKİ'nin 18 yıllık kentsel dönüşüm faaliyetlerinin 8 katına ve Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6.7 milyon konutun yenileme bütçesine denk geliyor. Hala da ihanet ediyoruz. Sözcüden Özlem Güvenli'nin haberine göre imar planlarında kamu kullanımına ayrılan yol, yeşil alan, okul, karakol, ibadet yeri, sağlık tesisi gibi donatı alanlarının özel imara açılmasıyla üretilen projelerden 890 milyar 743 milyon 178 bin 573 lira rant sağlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne göre AKP döneminde imar artışı veya emsal artışıyla 519 milyar 6 milyon 4555 lira rant yaratıldı. İmara açılan orman alanları da 28 milyar 951 milyon 485 bin 599 liralık ranta neden oldu. İmar mevzuatına aykırı olarak kaçak imalatları bulunan 30 projeyle de şirketlerin cebine 48 milyar 200 milyon 72 bin 516 lira girdi.